Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'de bir ilke imza atılarak yapılan operasyonla yeni bir yüze kavuşan Uğur Acar'ın görüntüleri dün hastane tarafından basına servis edilmişti. İlk kez aynaya bakan ve ilk kez tıraş olan Uğur Acar'ın son durumuyla ilgili gelişmeleri yardımcı doçent doktor Sayın Özlenen Özkan'dan alacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Banu Hanım, sağ olun. Uğur Acar'ın sağlık durumuna, şu anki durumuna ilişkin bilgiler için sizi dinliyoruz efendim. Tabii. Bugün 25. gün geride kaldı. Uğur'un ameliyatından sonra sorunsuz bir şekilde. Zaten biliyorsunuz Cuma günü ilk tıraşını oldu. Aynayla karşılaştı. Aynayla karşılaşması tabii çok heyecan vericiydi bizim için de. Merak ediyorduk nasıl karşılayacak yeni yüzünü diye. Ama şükürler olsun ki yeni yüzünü beğendi. Çok beğendi hem de. Şu an için her şeyi yiyip içebiliyor. Yakın bir zamanda da sanıyorum ve halkla canlı karşılaşacak. Sayın Özkan, psikolojik destek veriliyor mu? Ekne gibi tedaviler uygulanıyor Uğur Acar'a. Tabii veriliyor Uğur'a ama benim gördüğüm kadarıyla çok da ihtiyacı yok Uğur'un aslında. Hani kabullenmiş durumu. Üstesinden gelecek gibi duruyor. Mutlu şu anki halinden. Herhangi bir sorun iletmiyor bize. Psikiyatristdeki hocamız da durumdan memnun. Herhangi bir sorun iletmedi o da. Bunun dışında yaklaşık bir hafta 10 gün sonra da fizyoterapiye başlanacak. Neden? Çünkü şu an için yüz kasları çalışmıyor doğal olarak. Yüz kaslarını çalıştırma yönelik terapilere başlanacak. Sinir iletimi bir an önce olsun diye. Bu 3 ay içinde ortaya çıkar testlerde. 6 ayda daha net ortaya çıkar ama bir yılın sonunda gülmesi, ağlaması, yemek yemesi, konuşması daha düzgün olur. Sayın Özkan çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için ve bizi bilgilendirdiğiniz.